Herkese merhaba, nereye gidiyoruz? Hoş geldiniz. Bu hafta Japonizm konuşacağız. Japonizmi niye konuşuyoruz? Çünkü bu yıl Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlanıyor. Biz de bu vesileyle Japonizme birazcık değinmek Japon istiyoruz. akıl Evet, sana bir de yeni bakayım. kitap çıktı. Onu da merkeze alalım istedik. Japon edebiyatının zevki. Müsaadeniz olursa kısacık bir şey okuyarak Lütfen. başlayayım. Başlayalım, evet. Bugün Japonya'ya gelen ve baktığı her yerde mükemmel bir güzellik bulmayı bekleyen batılı bir ziyaretçinin çağdaş kültürle ilk karşılaşmasında hayal kırıklığına uğraması ve hatta şok olması muhtemeldir. Bu ziyaretçi Kentucky Fried Chicken işletmelerinin ve diğer fast food dükkanlarını, ticari tabelaların çirkinliğini, batıdaki çağdaş modellere geleneksel olan her şeyden daha çok benzeyen iş yerlerine, aceleyle giden insanların yüzlerindeki boş bakışları fark edecektir. Ancak bir kutu sushi, cilalı bir zori sergisi, ticari bir cadde boyunca uzanan yapay akçaağaç yapraklarından oluşan dallar gibi çoğu zaman ifade için şaşırtıcı çıkış noktaları bulan estetik tercihlerde geçmiş varlığını sürdürür. Ve zarif bir şekilde dikilmiş batılı kıyafetleriyle gurur duyan biri, geleneksel yemeklerin geleneksel bir zarafetle sunulduğu bir restoranda karışıklıkları yok ederek Japon tarzında oturmaktan mutluluk duyacaktır. Japon estetik geçmişi ölmemiştir. Bu her yıl üretilen sanat eserlerinin muhteşem bolluğunu açıklar ve tarif ettiğim ilkeler sürekli değişim çağında bile unutulmamıştır. Evet, bu bahsettiğim kitap Japon edebiyatının zevki. Japon estetik idealini dört ana özellik üzerinden açıklıyor. İma, düzensizlik, basitlik ve bozulabilirlik. Benim en çok dikkatimi çeken hep bu minimalizm, yani basitliğe verdikleri önem olmuştur. Kitap gerçekten Japon kültürünü merak eden insanların, edebiyat severlerin, sanat severlerin, doğu severlerin Doğu severler. mutlaka okuması gereken bir çalışma diye düşünüyorum. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından yayınlandı. Şimdi burada özellikle aldığım yer Japon kültürü. Herkes gördü mü? Yüksel hakim oldu programı açtı ve şey yaptı yani şu an. Yok, hoşuma gitti abi. Hayran hayran bakıyorum şu an. Batı kültürü, aslında Batı Japon kültürü... modernleşmesi biraz oradan aldım açıkçası. Çünkü bizim çok uzun yıllardır böyle gözümüze sokulan bir şey var. Japonlar modernleşti, siz modernleşemediniz. Osmanlı modernleşmesi versus Japon modernleşmesi. Hep onlar kıyas, yaptı, siz yapamadınız. Onlar Batı'nın teknolojisini aldı, bilimini aldı ama kültürlerini korudular. Siz bunu yapamadınız, tam tersini yaptınız gibi bir algı var. Ki ama tam da öyle değil işte. Ben buna hiç katılmıyorum. Yani Japonların şu an Japonluğuna dair sadece çekik gözleri var. Onları da ameliyatla değiştirmeye çalışıyorlar. Ve yani kozmetiğin ya da işte estetik şeyin, yani insan olan, beden olan değişme, nasıl denir? Herkese benzemek isteyen bir kitle yani. Hani özgün kalmayı, nasıl diyeyim? Özgün değil, kendileri gibi kalma gibi evet, bir dertleri yok. Evet, istemiyorlar. Dertleri yok. Ve batılılığa benzemek istiyorlar. İstiyorlar. Yani neden ısrarlı? Onlar sadece tekniğini aldı. Ama bu Türkiye'deki bir söylem. Yani yurt dışında ya da işte ne bileyim Amerika'dan Türkiye'ye bakan ya da İngiltere'den Türkiye'ye bakan birisi bunu söylemiyor. Ya bu Türkiye'deki bir tartışma. Hani Japonlar bakın ne kadar güzel de modernleşti. Teknoloji anlamında üst seviyeye çıktılar. Biz böyle kaldık işte, sınıfta kaldık vesaire filan ki... Hani 2. Dünya Savaşı'nda atom bombalarıyla yerle bir oldular evet, vesaire. Değil mi? Yani. Ona rağmen. Hani... Ve ben bunu araştırdım, merak da ettim. Üzerine akademik çalışmalar da yapılmış. Hatta mukayeseli yapılmış. Yani Osmanlı-Japon modernleşmesi falan diye. En önemli sahipler Japonların bu kadar modernleşebilmesinde. Meiji dönemi modernleşmesi zaten çok ön planda. Hatta bunu anlatan bir film var. Son Samurai. 2000'lerin başında, 2003 olması lazım. Tom Cruise oynuyor başrolünde. Hatta o filmde bir Amerikan subayının işte Japonya'ya gelişi ve oradaki Japon kültürüne hayran oluşu anlatılır. Artık samurayların itibarının gitgide azaldığı bir dönemdir. Çok acıklı bir filmdir aslında, çok severim. Bir de bu Meiji, hani imparator ve o... Onun hüküm sürdüğü dönemle bizde Abdülhamit Han'ın, 2. Abdülhamit'in hüküm sürdüğü dönemler birbirine paralel. Değil mi? Yaklaşık aynı zamanlarda. 1800'lerin ortasında. 1860-1912 falan diye hatırlıyorum. Tamam yani. İşte yani hani ortak çok fazla şey çok var. Çok fazla noktada. Var. Bizdeki farkı şuymuş benim anladığım kadarıyla. Ya şimdi eğitim sistemi ve bürokrasiye tamamen şeyler, batılar hakim olmuş. Japonya buna ön açmış. Daha sonra şey, samuray kıyafeti giyilmesi yasaklanmış.
Ve saçını samuray şeklinde kestirmek de yasaklanmış. En önemlisi Budist tapınakların hepsi kapatılmış. Türk toplumunun bu konuda direnci daha yoğun olmuş. Dinini hani korumakta ve bu değerlerine sahip çıkmakta birazcık daha dirençli olduğu için Türk modernleşmesi, Japon modernleşmesinden ayrışıyor diye düşünüyorum. Yani belki hani bir benzerlik, hani ben Japonizm kelimesini kullanınca oryantalizm gibi Japonizm de mi, ya duymayanlar için şaşırtıcı olmuştu. O kadar abartılacak bir şey mi ki Japonizm? Çünkü oryantalizm her konuyu içerisine kapsıyor ya. Ki oryantalizmle alakalı bir parantez açmak istiyorum ben. Ya oryantalizm iki temel manası var ya. Bir, hani Batı'nın doğuya bakışı. Evet. İki, Doğu araştırmalarına da oryantalizm ve onlar da oryantalist. Evet, onu da diyoruz. Hani onu pek ayırmıyoruz. Evet, ayırmıyoruz hep ama ikisi aslında farklı anlamlardaki sesteş iki kelime. Ama Japonizm için şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Batı'nın Japonya'ya bakışı aslında, yani Japon kültürüne bakışı diye özetleyebiliriz. Çünkü hani tarihine bakarsak, hani ressamların olsun, hani Fransa, genel olarak Avrupa'nın aslında Japonya'ya bakması, Japon kültürünü algılaması üzerinden yorumlayacak olursak zaten öyle. Yani orada daha doğru bir tanımlama var aslında. Japonizm karşılığı doğru oturan bir kelime o anlamda. Şimdi 19. yüzyılın ikinci yarısında başlıyor aslında. Yani kavramsal olarak ortaya çıkması değil ama sanat akımının oluşması diyebiliriz. Şimdi aslında Japonizm deyince akla baskılar geliyor, baskı teknikleri geliyor farklı olarak. Benim de böyle hani sanat tarihini okuyanlar, ilgisi olanlar bilecektir. Aslında pek çok işte o Batılı sanatçının da kendi resminde taşıdığı, birebir olarak da çok etkilendiği ama resminde taşıdığı bir motif, aslında dekor bir nevi. Yani çünkü niye? Kıyafetleri çok orijinal, zaten kültürü çok orijinal, bir kendi içinde bir ritüel her şeyi. Dolayısıyla çok dikkat çekici zaten kendi içinde de. Dolayısıyla ilk önce işte bu Fransa'da diplomatik ilişkiler üzerinden biraz, Japonya Fransa üzerinden başlayan ve orada sanatçıların, hani Japon sanatçıların da Fransa'ya gelmesiyle beraber oradaki Fransız sanatçıları da hali hazırda zaten çok etkiliyor. Ve Van Gogh bunların başında geliyor. En çok etkilen, hatta renklerinden biçimlerine, yani çok aslında izlenimcilik akımını etkiliyor diyebiliriz. Art Nouveau akımını etkiliyor diyebiliriz daha çok. Deka da çok etkilenmiş. Evet, Deka. Klimt aklıma gelen. Klimt, Monet evet, de aynı şekilde. Monet. Perspektifsizlik hikayesi var orada. Çünkü orada yani Batı bir yerden sonra artık tıkanıyor ya. Farklı şekilde resmetmeye çalışıyor. Aslında biraz yani yine post izlenimcilik demek daha doğru olur. Orada izlenimcilik dedim ama. Tabii. Post izlenimcilik ama ilk izlenimcilik de etkileniyor. Yani Monet vesaire hani. Ama daha sonrasında en bariz örnekleri Van Gogh'ta görüyoruz. Çünkü Van Gogh birebir kopyalarını yapıyor o resimlerin. Hatta o dönemlerde modern sanata dair bunu sanat eleştirmenleri söylüyorlar. İki tane önemli buluş var diyorlar. Bu ikisi birbirinden çok farklı şeyler ama benim çok ilgimi çekti. İki şeyin buluşu gibi olarak tarif ediyorlar. Bir tanesi fotoğrafın, diğeri Japon sanatının. Şimdi aslında bir tanesi ne derler, sanayileşmeyle ilişkili bir şeyken diğeri tamamen kültürel bir şey aslında. Yani... Ama o da biraz sanayileşmeyle ilgili. Şöyle ki, yani 19. yüzyılda birçok şey değişiyor. İşte fotoğrafın icadı bir tanesi. Ne oluyor başka? Ressamlar artık stüdyoda çıraklarının hazırladığı boyalarla resmetmeyip artık hazır boyalar kullanıp onları onlarla resmetmeye başlayabiliyorlar. O ressamlara büyük bir alan açıyor. Çünkü stüdyonun dışına daha rahatlıkla çıkabiliyor. O boyalar hazırlanınca hemen kullanılması lazım normal şartlarda ama bu şekilde endüstriyel daha boyalar var, anladım. La daha rahat hareket edebiliyorlar. Renk çeşitliliği artıyor ve ulaşım hızlanıyor. Yani insanlar bir yerden bir yere daha farklı bir şekilde daha rahat gidebilmeye başlıyor. Buharlı trenler, şeyler, gemiler. Bunların hepsi insanların iletişimini ve seyahatlerini arttıran hususlar. Yani Paul Gauguin Haiti'ye falan gidiyor. Niye? Yani daha kolay gidilebiliyor artık. Japonya ile ilişkiler de biraz öyle. Bir Japonya ile ilişkilerde Van Gogh'un üzerindeki etkisine gelmeden önce bir dönem öncesinde şey var. Yani Japonlar bir ada toplumu ve adalarda yaşadıkları için düşmanlarla ilişkileri kesmek babında bütün ticareti Hollanda altın çağı dediğimiz o dönemde Hollandalılara veriyorlar. Bütün imtiyazlar. Yani ülkeye dışarıdan bir şey gelecekse Hollanda üzerinden geliyor.
Japonya'dan bir şey çıkacaksa Hollanda üzerinden çıkıyor. Hollanda'nın zengin olduğu dönem. En tabii. zengin olduğu dönem. O zenginleştiren şeylerden biri de zaten Hollanda'yı, hususlardan bir tanesi. Ve oradan zaten o ilk resimlerin gelişi vesairesi oradan başlıyor. Çünkü yani mesela Japonlar işte o dönemde herkes Flemenkçe biliyor. Çünkü her şeyi Flemenkçe üzerinden yürütüyorlar. Hani böyle bir seçkin aile toplulukları var, 300 tane falan. Ve her şey Flemenkçe üzerinden gidiyor. Diğer diller yok yani. Çünkü sadece Flemenklerle iş yapabilmek yeterli. Başka çünkü tanıdıkları, bildikleri hiç kimse yok. Herkes de özellikle Çin'le o büyük problemler yaşadıkları için işgal, savaşlar vesaire ki Meiji döneminde de benzer şey oluyor. Yani büyük Çin-Japon savaşı oluyor. Ruslarla problem yaşıyorlar. Onlarla da çok büyük savaşları var. Tam aynı bizdeki gibi. Yani biz de o dönem Ruslarla şeyiz, kötüyüz. Onlar da kötü falan. O yüzden de Türkiye-Japonya ilişkileri bağlamında öyle bir şey de var. İki ülkenin birbirine yaklaşımında öyle bir nasıl diyeyim sempatiklik vesaire falan kader var eskiden gibi gelen. Bir şey biraz. Gibi yani hala Japonlarla Rusların paylaşamadıkları ve üzerinde mutabık olmadıkları yerler var. Çünkü yani Rusya o kadar büyük ki Japonya'nın komşusu ve orada bazı adalar hani Japonlar da hak iddia ediyor, Ruslar da hak iddia ediyor. Şu an Ruslar da ama yaşayan herkes Japon falan. Hani böyle problemli yerler de var. Bir de ben Türkiye, yani Osmanlı, Japonya İmparatorluğu vesaire onlarla alakalı en dikkatimi çeken figür Abdurreşit İbrahim. Abdurreşit İbrahim bir Osmanlı tebaası bir adam. Gezgin, böyle çok önemli, kocaman, iki cilt kalın, büyük neydi? Bir şey, yani bir seyahatnamesi var. Yani bütün o Asya'yı geziyor, Japonya'ya gidiyor. O seyahatnamede benim dikkatimi çeken bir şey vardı. Yani oradaki hep Müslümanları, Alem-i İslam şeyin seyahatnamenin adı. Japonya'da bir köyde işte birisinin aktardığını yazıyor. Diyor ki işte yani falanca yerde işte köylüyle konuşuyordum. O şey dedi işte biz Çinliler o kadar büyük bir toplumuz ki işte görürsünüz 100 sene sonra dünyanın en büyük devleti biz olacağız falan diye adam 1900'lerin başında yazmış. Bir de zaten Akif, yani Mehmet Akif Safahat'taki Süleymaniye kürsüsünde Abdurreşit İbrahim'in ağzından anlatır. Yani onun seyahat notları ve onun yazdıklarından hareketle gördüm Japonya'yı bilmem neyi falan diye anlatıyor. O aslında hepsi Abdurreşit İbrahim'in izlenimlerini Akif şiir olarak aktarıyor. Neyse çok uzattım. Abdurreşit İbrahim'in şöyle bir şeyi de var. Ben bir şey anlatıyorsun. Evet. Şöyle bir şey de var. Yani bu gidiyor geliyor ondan sonra tekrar gidiyor oraya yerleşiyor. Peki ben şeyi merak ettim tebliğ burada. Tebliğ için. Orada yazdığı şeyde nasıl görüyor Japonya'yı? Nasıl anlatıyor? Yani şöyle orada imparatorla bile ya da imparatorun hemen altındaki kişiyle bile muhatap olmuş. Yani üst düzey temaslarda bulunmuş. İslamiyet'in orada resmi bir din olarak kabul edilmesini sağlamış. Orada işte tebliğ için gidiyor ama yani kaynaklarda göremedim ama yani o dönemki o şeye baktığım zaman hani teşkilat-ı mahsusanın bir parçası gibi de hareket ediyor olabilir. Çünkü Abdurreşit İbrahim Kazan Türk'ü ve mesela işte Petersburg'da yayıncılık yapıyor. O tarafla da bağı var. Rusça üzerinden işte mesela Petersburg'da Kur'an-ı Kerim basıyor Arap harfleriyle gibi. Sonra mesela şeyde Japonya'ya yerleştiğinde Yeni Japon Muharriri diye Osmanlıca bir gazete çıkartıyor orada. Ve o gazete bizde 28'de harfler değişiyor ama orada devam ediyor yayın faaliyetine eski harflerle. Hani. Ve şu anki işte Tokyo Camii meşhur. Hani Tokyo'da meşhur, bir tane cami var. Onu ilk yapan Abdurreşit İbrahim. Sonra da onu o zamanla eskiyor vesaire yıkılıp yeniden yapılıyor. O yüzden hani Türkiye-Japonya bağlamında Abdurreşit İbrahim benim açımdan hani önemli figürlerden bir tanesi. Bayağı önceden başlıyor aslında değil mi? Yani 100. yıl ama... Tabii yani bu diplomatik yani ilişkilerin diplomatik, 100. yılı evet, çünkü Cumhuriyet'in 100. yılı. Diyelim, evet. Yani Osmanlı'dan alsan evet. daha eskisi var daha tabii eskisi ki. Daha eskisi var. Ama yani Cumhuriyet'in 100. yılından sonra işte 24'te. Benim hep böyle şey yılı. Merak ettim. Bunu araştırdım. Tabii ki bunu sanat tarihçileri daha iyi bilecektir ama ben bir gazeteci bilinciyle araştırdım. İşte bizim sonuçta minyatürümüz var.
Ve Japonların da kendine has, Çin minyatürar, Japon minyatürar ama nasıl bir benzerlik var? Hani bu sadece boyutsuzluk, tek boyut dışında hani bizim çeyrelerimiz mesela figürlerdeki çeyrelerimiz biraz farklıdır. Tabii biz çok fazla çekik yapmıyoruz mesela minyatürlerde, hı hı, eğer portreler yapacaksak vesaire. O arada nasıl bir geçiş olmuş? Ben onu yakalayamadım mesela. Yani hep mesela barok dönemi için şey derler, işte barok döneminde camilerde de barok yansıtılmıştı. İşte hatta buna çok kızar sanat tarihçileri ya da işte sanatçılar, derler ki barok dönemi kötü bir dönemdir çünkü aslında Türk sanatı değildir, batıdan gelmedir ve batı bozmuştur aslında, işte teslimi bozmuştur, bezemeyi bozmuştur derler. Hiç böyle işte Japonizm bizi nasıl etkiledi mi acaba? Ben de hani öyle bir izini hiç görmedim yani, evet. Japon sanatının. Ya görmek isterdim, okumak, hı-hı, da isterdim böyle bir kaynak ama maalesef kaynak da bulamadım. Belki böyle bir şey de yoktur yani. Olmayabilir. Olmayabilir. Yani, yani şöyle hani bir tespit edilmiş bir etkileşim yok olabilir, hı-hı, ama esinlenme olabilir ve biz bunu belki bir yorumlayabiliriz. Ama bizde yani batılı anlamda, yani bizde kendi minyatürlerimiz dışında, kendi kitap sanatlarımız dışındaki bütün sanatları hep biz batıdan almışız ya. Onun dışındakileri zaten itibar etmiyoruz. Yani ve o da çok geç dönemde oluyor yani. 19. yüzyılda. Evet. Ondan öncesinde zaten bizdeki, bizde batıdaki anlamda bir resmetme geleneği yok. İşte o yüzden o batılı ressamlar o tıkanıklıklarını, yani şöyle bir tıkanıklıkla karşılaşıyorlar. Fotoğraf icadı olmuş. Yani fotoğraftan sonra artık bir şeyleri değiştirmen lazım. O tarihe, evet, kadar doğadakini en iyi şekilde tuvale aktarma. Sanatçıdan beklenen bu. Hı-hı. Ressamdan beklenen bu. Ama fotoğrafla sen zaten rekabet edemeyeceksin. Bu çok belli. O yüzden işte izlenimcilik başlıyor. Yani hislerini, duygularını hesaba katarak, dikkate ederek resmetmeye, hı-hı, başlıyorlar. Ya belki bu şeydeki, herkes zaten söyleyince de anlayacaktır. Bu Monet'in de bu kadar hani çiçekler, doğa, aslında bundan işte niye Japonizmle ilişkisi var deniliyor. Bu sebepten dolayı işte kır çiçekleri, daha böyle işte minimalist yaklaşım resimde olsun. Renkler, dokular biraz daha farklılaşıyor diye. Bunun en önemli örneği mesela işte Monet'de bir eseri var. Japon Köprüsü diye. Zaten adı da Japon Köprüsü. Yani o kadar kendi resmi adı verecek kadar da şey yapıyor. Ama genel olarak zaten doğayı resmettiği için Monet, işte izlenimcilik dediğimiz o biraz oradan geliyor. En çok Van Gogh etkileniyor ve bunu da aslında bir mektupla söylüyor. Biraz ondan bahsedeceğim ben. Şimdi Theo'ya mektup. Evet, Theo'ya mektuplarda bunu geçiriyor hatta. Diyor ki yani Çiçekler ve Yatak diye bir iki çok bilindik eseri var. Japonizme gönderme yaptığı düşünülen. Ama orada diyor ki, bütün renklerimi yoğunlaştırarak sonuçta yine sükunete ve ahenge ulaşıyorum. Doğada Wagner'in müziğine benzer bir durum var. Kocaman bir orkestra tarafından seslendirilse bile mahrem bir yanı var. İnsan resminde güneşli ve renkli etkilerin peşine düşmeye yeğleyebilir. Üstelik ben ileride birçok ressamın tropik ülkelere giderek oralarda çalışacağına inanıyorum. Böyle de bir şey söylüyor. Hmm. Resimdeki devrimin nasıl bir şey olduğunu anlamak istiyorsan aklına orada burada gördüğümüz o manzaralı figürlü Japon resimlerinin canlı renklerini getir diyor Theo'ya. Yani çok beğeniyor sanat yani. Sanat eseri olarak gördüğümüz şeyler aslında Japonların ambalaj kağıtları falan birçoğu. Yani bir şeyi paketlemek için falan da zaten kendi estetikleri, yani evet, estetik yani kendi hayatların içerisinde var olan bir var şey. Var olan bir şey yani. O yüzden hani sağda solda gördüğün şeyleri diyor. Yani evet. Çünkü o çok yaygın bir şey. Ve sanatsal değer olarak öyle çok büyük bir şey atfedilmiyor Japonya'da onlara o tarihte. İşte Akira Kurosawa bitti mi? Bitti. Bununla ilgili bitmedi çok önemli de, bir şey. Ya lütfen devam. Ya şimdi Monet'in köprüsünden hani çok kısa bahsetmek istiyorum. Ya Monet o resmettiği köprü ve onun bahçeleri vesaire, onları sırf onları resmedebilmek için kendi yaptırdığı şey. Yani onlarca yapıyor bunun benzerini. Yani o Japon köprüsü diye mimari biçim o. Tam gidiyor öyle bir bahçe kurduruyor. Ve oraya yerleşiyor evinin yanında. Ve onları resmediyor sürekli. O yani bahçeleri de resmediyor. Çünkü onlardan çok etkileniyor ve hazır elimde olsun ve her mevsim ben bunları resmedebileyim diye yaklaşıyor. Buyur. Akira Kurosawa, Japon sinemasının ilk uluslararası büyük ödülünü alan yönetmeni Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan aldı 1950 yılında Rashomon'la. Tam da senin söylediğin şeyi söylüyor.
Kurosawa. Diyor ki yani biz bize Batılılar büyük bir ödül verdikten sonra Japon kültürü, egzotik falan diye kendimize bakmaya başladık. Ya da işte o tahta baskılarımız Batılılar değer verdikten sonra bizim için bizim de değerli oldu. Benziyor, yani tam bir oryantalizm süreci tamam, ve bunu tamam. eleştiriyor. Şimdi Kurosawa'nın İkinci Dünya Savaşı'na tanıklığı var elimizde. Çok büyük yıkımlar, acılar görmüş bir yönetmen. Buradan çıkış olarak mesela kendi biyografisinde okumuştum bunu. Sabah aradım kitaplıkta yine bulamadım. Yarın kesin karşıma çıkacak. Kurbağa satıcısı Agora kitaplığından çıkmıştım. Kurosawa orada İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımını ve üzerinde bıraktığı o travmayı atabilmek için Noh tiyatrosunu keşfettiğini ve çok acı bir şekilde savaş sonrasında ilk defa bir Noh tiyatrosu izlediğini, o bildiğimiz maskeli, ağır makyajlı, kostümlü, çok etkileyici bir tiyatro. Ve hatta şey var, Noh tiyatrosunun 14. yüzyıldaki en önemli temsilcisi Zemi diye biri, bir senarist aynı zamanda. Onun da peşine düşüyor ve bu konuyu böyle çok derinleştiriyor. Kendi hayatında önemli bir izlek haline getiriyor. Aynı şekilde Sergei Eisenstein Kabuki tiyatrosundan çok etkilenmiş. Kabuki. Aslında Eisenstein kurgucu bir yönetmen. Hani anlam arayışı falan çok da fazla hayatında belirgin değil, fakat ömrü vefa etmemiş, yapabilseymiş Kabuki tiyatrosu ile ilgili bir şeyler yapmayı çok istemiş Eisenstein. Ben biraz iki şeye değinmek istiyorum. Yani Monet'den ve Van Gogh çok bilindik olduğu için söyledim ama bence grafik adına da, yani afiş tasarımcısı aynı zamanda illüstratör olan bir isim de var yine Fransa'da. O da Henry Toews Lettrick diye okunuyor bildiğim kadarıyla. Japon desenleriyle ilgili afişler yapıyor ve bunlar aslında görseniz çok böyle meşhur afişler. Moulin Rouge kabaresi afişi var mesela onun. Ve Divan Japonis diye bir şeysi var. Onlar da mesela az önce söylediğin hani bir dekor olarak nasıl olabilir? Yani aslında bir kültür. Yani şunu görüyorum ben savaş sanatı tarihini gördüğümde sanat tarihinde benzer kültürler aslında dedik ya oryantalizmde çok. Bir savaş oluyor. Savaştan sonra bir batının hegemonyasına giriyor kültürel anlamda ve sonrasında kendine batıdan bakmaya çok acıklı bence. Hı hı. Yani bütün o büyük kültürler, Japon'da çok köklü bir kültür ve çok estetik, hani Osmanlı'da çok aslında değil mi? Yani en yüksek dönemini yaşadığını varsayarsak bir çok önemli bir imparatorluk. Ama o kültür bir şekilde dağılınca sen kendine bu sefer zaten değer vermiyorsun. Zaten batılı gibi olmak istiyorsun ama oradan bakmaya başladığında daha da kültürün aslında sıkışmış oluyor. Şimdi Fransa eğer böyle bakıyor olmasaydı muhtemelen kendi, mesela Picasso da öyle, Picasso da kendi resimlerine yansıtıyor. Ama onun çok az bir dönemi var Picasso'nun, öyle bir şey bir dönemi yok. Ve Klimt aslında, öpücük eseri söylenir hep. Bizim de aslında işte yine o boyutsuzluk, o tek boyut hikayesi orada devreye giriyor. Orada da çiçekler falan, çok fazla renk var. Ve şey görüyoruz yani ben hani oryantalizmin o batının doğuya bakışı hikayesinde bir olumsuzluk atfediliyor ya, ben de tam tersi Japonizm üzerinden bunu okumamızın doğru olduğunu düşünüyorum aslında. Yani yine onların çerçevelediği bir şekilde gösterdiği için. Japonya o değil aslında yani. Yani sadece orası değil, o Japon kültürü onların söylediklerinden ibaret değil aslında. Yine kendini ifade ederken özgün yönetmenleri saymıyorum. Yani sinemayı gerçekten özgün, bizde de var. Özgün olarak koyanlar değil ama batıdan bakıyor olmanın. Çünkü ona egzotik gelecek zaten. Ya bize nasıl şey geldiği gibi oryantalistler de gidiyorlar. Yani bizde de var biliyorsunuz normalde. Osmanlı döneminde yabancı insanlar buraya geliyorlar. Osmanlı kıyafetlerini giyip resim yaptırıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Japonya'da da böyle bir şey var. Çünkü ona müsait bir kültürel yapısı var. Yani orada işte vulgarize edilmiş bir şey değil de, yani böyle daha küçültülmüş bir şey değil de, ya bunun arkasında aslında ne var? Belki bu 100. yıl diplomatik ilişkileri hikayesi, tamam bu diplomasi ama bu kültürel bir şey de aynı zamanda. Belki bunu biraz daha alttan alta öğrenmemize vesile de olabilir. Böyle çok çevremde var. Bu arada Türkçe'ye çevrilmiş çok fazla Japonca kitap olduğunu fark ettim. Yani daha doğrusu böyle bir ilgilenen, bir çok sevdiğim bir ekip arkadaşlarım var. Mangalar vesaireler. Tabii ki yani o da var. Hani. Ama normal bir hikaye öykülerinin çevrilmesi.
masalların çevrilmesi var. İlgilenen arkadaş gözünden bakınca, yani Japonca dilini öğreniyor, onun üzerinden kitaplar alıyor. Ha, tiyatrosu aynı şekilde dikkat çekici. Onun gözünden bakma, evet, kukla tiyatrosu. Daha kendi, daha yakın aslında, o kültüre daha yakın bir şey. Yani başkalarının gözünden değil de biz de bir şeyleri aslında böyle kaşıdığımızda, altından böyle arkeolojik kazı yaptığımızda bir şeyler çıkarabiliyoruz. Çünkü bence yakın bir kültür yani. Günseli Katu'yu dinlemek lazım uzun uzun. Evet, Günseli Hanım. Biliyor musunuz bilmiyorum yani, görüşürdük şu anda çok sık, tabii televizyonda program yaparken görüşüyorduk onunla. Şeyi anlatır mesela, şimdi o da gelenekselden gelme olduğu için. O sonra işte performanslar falan yapıyor Günseli Kata sonra ve yani Japon kıyafetleri giyerek yapıyor. Bunu aforoz ediyorlar yani, direkt şey yapıyorlar yani, işte sen artık oralı oldun diye. O yüzden o kendini böyle ifade ederken çok oralı buralıymış gibi hissedemez. Yani geleneksel sanatlar formasyondan geliyor ama bir Japon sanatını da öğrenmiş çünkü orada yaşadı yıllarca. Şimdi bu kültürden de etkilenmiyor. Belki işte Türkiye'de etkilenen sanatçı var mı diye sorarsak Gülsey Kato diyebiliriz kesinlikle. Olabilir. Vaktimizin sonuna geliyoruz ama Hokusai'den bahsetmeden Japon sanatından bahsetmek olmaz yani Hokusai. Ukiyo-e. Kanamadaki büyük dalga. Öyle mi okunuyor? Büyük dalga, evet. Kanagawa'da. Sadece büyük dalga diye de geçiyor. O evet. Zaten Fuji Dağı'nın resmettiği serilerin bir tanesindeki... eserlerden biri. Dalgaların pençe olduğu, Prusya mavisinin kullanıldığı. Evet, şeyleri görüyoruz orada, balıkçıları görüyoruz. Arkada da Fuji Dağı'nı görüyoruz. Bu mesela ben yıllar önce bununla alakalı bir şey araştırırken bir yerde gördüm. Quicksilver diye bir marka var ya, onun logosu o tablo. Bakın evet, çok ilginç. Doğru. Yani dalga ve üçgen dağ falan yani. Hani bir de bence çok grafiksel bir çalışma o. Yani... şey anlamında da Hokusai'nin neredeyse yani. Bütün eserleri 71 yaptıkları hepsi. Onu. Bir de onlar zamanla isim de değiştiriyorlar. Başyapıt yani. Olarak. Yani kendi isimlerini değiştiriyorlar belli bir yaşa geldikten sonra. O ustaların hepsi. Evet. Başka imzalıyorlar. O işte az sayıda kalmış. Yani bunlar çok üretiliyor ama az sayıda kalmış ve o kalanlar da müzelerde bugün yani. Hani benim o şeyde ilgimi çeken balıkçılarla ilgili sen az önce söyleyince aklıma geldi. Batı'da soldan sağa şeklinde gidermiş bir şey gidecekse, Doğu'da sağdan sola. Ve o balıkçıların sağdan sola geldiğini, aslında dalgalara meydan okuduğunu söylüyordu bir yorumcu. Olabilir. İlginç. Ya çok derin bir kültür, bilemiyor ki insan neye bağlı. Ya bir kere şey çok ilginç, felaketler ülkesi yani, aynı zamanda Fuji patlıyor, bir bakıyorsun deprem oluyor, onun şiddetinde bir de tsunami geliyor. Korku imgelerinin çok yoğun olmasının sebebi buymuş aslında. Evet. Ve hayatla bağları da belki ona göre daha farklıdır yani. Ölüm, hayat ilişkisi daha farklı muhtemel olabilir. O bölümden de bu kadar. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.